Tek kişi miymiş yani bu? Siz ikiniz gidin alın şunu. Derhal. Neşet yaşasın istiyorsanız hemen babamı bırakın. Şimdi istersen babana soralım. Önce sen mi, yoksa o mu? Baba. Yok. Ayşegül de açmıyor, Sakarya'da Sebo. Allah'ım yarabbim. İnşallah başlarına bir iş gelmemiştir abi. Ya reis ona buna papuç bırakır mı? Her şey yolunda olacak biz gidince. Oturup operasyon üstü menemen yiyeceğiz hatta. O kar maskeliği kaçırdık ya. Ben ona yanıyorum arkadaş. Düşmanın hilesi pek çok. Bizi hep birlikte bir kuyuya atıp üstümüzü kapatsalar zannediyorlar ki her şey bitecek. Ama kendini hakka adayanlar için hayat imtihan, ölüm de düğün dernek. Bunu ne kadar desek anlamazlar. Tek çare yaşayıp bizzat göstereceğiz. Ayşegül. Sen miydin yani? Atıcılık yamanmış ama. Atıcılık bizde doğuştan ihtisas birader. Senin gibi işkembeyi kübradan atmıyoruz biz. Lan. Dua et reis elinizde. Dua et reis elinizde. Sen de yanacaksın. Sen de. Dallama! Görmüyor musun? Ateş akrebin elinde. Reis'e de dedim. Bugün ateş seni çağırıyor dedim. Meğer böyle beraberce göreceğiniz varmış. Hayır. Atma! Atma! Hayır! Baba!
Dur! Baba! Baba, sen tekneyle devam et. Ben seni bulurum. Tamam. Kaçma lan! Kaçma lan köpek! Baba! Kaçma! Baba! Ne yapacağız? Reis'i kurtaralım. Ayşegül! Gel benimle. Baba! Sen dokunma gel benimle. Dokunma o kıza! Ayşegül! Baba! Lan bırak o kıza! Baba! Ayşegül! Abi Ayşegül'ü götürüyorlar. Önce adamlar. İlker, Sebo. Emret abi. Siz Ayşegül'ün peşine düşün. Biz burayı halledeceğiz aslanlar. Anlaşıldı abi. Ayşegül'ü vurursam. Başka çare yok. Aman Tanrım. Ne yaptım ben? Balayım reisi. Sen bize sağ lazımsın Recep kardeşim.
alıyorsun abimi? Abi adam resmen ölüme yekten daldı be. Yusuf abi acele et. Kızımı kurtar. Kızımı kurtar. Yanacaksın, kaç. Bırak beni. Kızımı kurtar. Ateşten ya birlikte çıkarız. Ya da ben kalırım, sen çıkarsın. Ama illaki sen çıkarsın reis. Yusuf abi acele et. Gördüğüm etler be oğlum. Yanacaksın. Git Ayşegül'ü kurtar. İlker'le Sebo peşinde. Sen merak etme reis. Buradan çıkman lazım. Ya gitme kardeşim, emrediyorum. Yusuf abi! Yusuf abi! Reis! Patla! Hadi birader, yardım et. Hadi bismillah. Hadi! Hadi! Yettik abici. Serseriler, emir de dinlemez oldunuz. Bırakın beni, Ayşegül'ü kurtarın. Neşet kaçtı. Neşet'i yakalayın. Ayşegül şu tarafa gitti Sıbo. Kardeşim bu böyle olmayacak. Ayrılıp iki koldan arayalım. Tamam. Sen sağdan git. Tamam. Hadi. Acele edin beyler. Acele edin. Birlik için yaşayanlar. Bir olan için ölenlerdir. Ya Allah. Ya Allah. Reis. Reis iyi misin? Abi kaçtı. Yapacak bir şey yok. Kabul edelim durumu. Gidemeyiz artık peşinden. Sakaryalı, sen reis uygun bir yere al. Anlaşıldı abi. Hadi reis. Recep kardeşim, bizim arabanın arkadaki emaneti al da gel. Sana zahmet. Tamamdır abicim. İşte getirdim abi. Alayım ben onu kardeşim. Allah'ım sen şaşırtma ya Rabbi. Helal olsun. Biz de tek kurşunla nişancılık taslıyoruz, iyi mi? Benim dediğin deryalar sana mezar oldu, gördün mü Neşet? Taptığın ateş kadar. Ebediyen yan dur. Peki ya Ayşegül? Abi yürü. Koş. Ayşegül. Ayşegül! Sebo! Ayşegül burada! Ayşegül! 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 Ayşegül iyi misin? Bacım! Ayşegül! Burada, burada gelin! Ayşegül bir cevap ver. İyi misin? Ne oldu bana? Şükürler olsun. Neredeyim ben? Babam nerede?
Herkes iyi. Merak etme. Sen nasılsın Ayşegül? Ya düşerken başımı çarptım. İyiyim. Peki o akrep midir nedir? Nerede o herif? Bilmiyorum ki. Biri ateş etti. Adam vuruldu herhalde. Düşerken beni de çekti, yuvarlandık. Başımı vurmuşum. Hatırlamıyorum. Kim ateş etti ki ya? Kimse yoktu bu tarafta. Ben biliyorum galiba. Sen! Ya sen nasıl bir insansın ya? Helal olsun. Ayşegül'ü vurmamışım. O pis herifi vurmuşum. Sakaryalı'nın hediyesi dürbün işe yaradı. Helal olsun. Eline sağlık. Hadi eline. Bakalım abicim. Hadi abicim. Haydi. Oldu olacak operasyon sırasında git kıza kahramanlık pozu ver. Ben böyle flört flört işlerine ayar olurum arkadaşım. Ya bak anlamadım. Ya oğlum sen ne diyorsun ya? Oğlum kız Ayşegül'ü kurtardı birader. Ya. Ha doğru. O zaman yengemiz olur. Allah Allah. Yürü gidiyoruz o zaman. Hadi yürü. Yürü. Yürü gidiyoruz. Oğlum nereye gidiyoruz lan? Önce camiye şehadet getirsin, Müslüman olsun, sonra da nikah. Haydi yürü. Ya, ya sen de ne hızlı çıktın be birader ya. Allah'ım ya. Allah yürü. Allah. Ey koca Neşet Baba. Ben kaç kurtul diye seni denize saldım. Sen gittin gene av oldun şunlara. Ama kanım yerde kalmaz. Akrebin zehirli iğnesi. Elbet vurup indirecek Yusuf'u. Yüzünü kapatmaya gerek yok oğul. Zahiri olan da değildir keramet. Onu herkes görür. Görünmeyeni bilmek de maharet. Kalbin ibrisi ne gösterir, ne renk verir? Önemli olan odur. Kimsin sen? Bu fotoğrafların burada ne işi var? Neden getirdiniz beni buraya? Her şeyin bir mevsimi var. Kuru dalların yeşerip çiçek açacağı vakit yakın. Ama acele yok. Hele bir yaraların iyileşsin. Soruların da bulur cevabını elbet Akif. Akif falan yok. Akif öldü. Yok artık. Oğul!
az mı bekledim? Az mı hasretini çektim kardeşinle? Ama kavuştuk işte oğlum. Sen yeter ki acı çekme. Saklıyordun. Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam. Gel evladım, gideceğin yere kadar götüreyim seni. Babacığım, senin gitme vaktin çoktan gelmiş. Burada fazladan mesai yapıyorsun. Al bak, bu da biletin. Alo, Firuzan, baba öldü. Neşet baba öldü. Ben bir sıyrıkla atlattım. Ama yemin olsun, o Yusuf'un canına ot tıkayacağım. Geberteceğim onu. Ve sen de bana yardım edeceksin. En sevdiklerini bana vereceksin. Vakit intikam vakti. Ellerine sağlık, ellerine. Ellerin dert görmesin abim. Ne demek benim kardeşim? Afiyet olsun. Kardeşlerim benim, bal olsun, şeker olsun. Neşet'in ölümü vatanımız, milletimiz, hatta tüm insanlık için çok hayırlı oldu. Ama bu helva hepsinden şahane oldu be. Bu gidişle bu helva sana yetmez. Aman daha çok isterim diye kendini operasyonlara atma ha. Ya arkadaş, buna ne kaşık dayanır ne bıçak dayanır. Afiyet olsun. Oldu olacak dik tabağa kardeşim. Yekten götürüver mevzuyu. Ya. Ya durun, ilişmeyin adamı, Allah Allah. Rahat rahat yesin Neşet'in helvasını. Boğazına dizdiniz adamın. Sorun kaşıkta abicim. Kaşıkta mı? Ne istiyorsun kurban olduğum? Kepçemi vereyim, kürek mi vereyim sana? Rahmetli pehlivan dedem anlatır. Köy köy gezermiş. Doyurmak zor tabii baba yiğidi. Her seferinde hayvan kesseler o yine de... Ziraat ve hayvancılık sektörü çöker kardeşim. Ha, sen geç dal, geç. Onun için eti pilava kararlarmış. Koca kazan içinde bol tereyağlı, mis gibi pilav. Düşünsenize. Ya bir dur Allah aşkına ya. Benim bile ağzımı sulandırdın ha. Sen anlat Recep'im. Anlat hele bayım, dur. Dedem bir köye çok ayar olmuş. Bir gitmiş, sonra oraya ömrü billah bir daha uğramamış. O kadar ayar olmuş yani. Sizin ayar olma muhabbeti oralara kadar dayanıyor yani. Baltanın komple bir tarihsel altyapısı var oğlum. Tabii ki ne? Ama niye ayar olmuş biliyor musun? Bilmiyoruz birader. Neden ayar olmuş? O köyün kaşıkları küçükmüş de ona ayar olmuş. Çok güzel ya. Duydun mu? Kaşıkları küçükmüş. Tahta kaşık ya eskiden. Küçük yapıyorlarmış kaşıkları. Dedem de ayar olmuş. Gitmemiş bir daha oraya. Kaşıkla kaşıkla bitmiyor derdi rahmetli. Bir de buz gibi oluyormuş sonra. Sorun
aşıkta abicim. O bakımdan. Sana bir dahaki sefere helvayla birlikte söz kardeşim kaşık da yontacağız. Şimşir kaşık yontacağız. Baltayı yontamadık, kaşığı yontarız. Kaşık kaşık balta, elmaları unutma. Bu espri çok iğrenç. Kötü espri hakikaten. Amirim. Amirim hoş geldiniz. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam birader. Ekip liderimize teşrif ettiler. Yine sahada operasyon kıyameti koparken Yılmaz Amir ortalarda yok. İlker? Neyse abi, en azından Neşet'in helvasını yetişti adam. Verdiler. Oo, hepsi 5. Baksana Ayşegül ablası. Oo. Sınıfta en iyi karneyi ben aldım baba. Aferin sana kızım. Aferin sana İlknur. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Peki karne hediyesi olarak ne istiyormuş benim güzel kızım? Sence ne isterim? Tahmin et bakalım. Ne istersin, ne istersin, ne istersin? Tatilimi dedem ve babaannemle geçirmek istiyorum. Tamam olur. Onlar da çok sevinirler. Git güzel kızım. Hatta hemen şimdi gitmek istiyorum. Kahveleriniz de geldi. Sağ olasın Firuze. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Manikürün ne güzel. Nerede yaptırıyorsun Firuzan? Hemen şu bizim köşe başında tanıdık var. Oraya. Baba, bugün gidiyor muyuz? Ben götüremem. İşler çok yoğun. Ama belki Firuzan götürür. Ne dersin Firuzan? Firuzan? İyi misin Firuzan? Firuzan iyi misin? İyiyim. Başım biraz dönüyor bu aralar. Yok bir şey. Geçer şimdi. Ya bak bu durumu bir kontrol ettirmemiz lazım. Gerekiyorsa hastaneye götürelim hemen. Evet. Gerek yok. İyiyim ben. Hayırlısıdır belki diyoruz. Anladım. Biz de hayırlı olsun diyelim o zaman. Ya daha bir şey belli değil. Yani. Öyleyse derslerinden tam not almış bu güzel kızı üzmeyelim hiç. İlknur dedesine ben götüreyim ha? Ablam benim. Kardeşim buyur. Al kardeşim. Bol fıstıkla. Amirim, senin üst baş diyorum. Fena batmış. Yırtık pırtık olmuş her taraf. Abi evet. Hayırdır? Gelirken yolda köpekler falan mı saldırdı yoksa?
Sizinle de iki muhabbet edilmiyor ha. Sahi Yılmaz. Ne oldu sana böyle? Nerelerdeydin sen? Senin bu sürekli sorgulamalarından bıktım usandım. Bunu da yukarı rapor edeceğim. Gereken ceza neyse versinler. Ya paşam. Siz niye böyle kedi köpek gibi dedişip duruyorsunuz bu adamla abi? Bu herifte bir iş varsa bu. Ben bu Yılmaz denen adama güvenmiyorum. Abimin ölümü, sonra Yılmaz'ın buraya gelişi. Sürekli en kritik zamanlarda ortadan kaybolur. Harbiden. Hesapta ekip lideri ama hep kayıp. Oğlum adam dedi ya, onun hesap verdiği makamlar başka. Biz ne bileceğiz ki onu? Yok arkadaş. Bu işte kesin bir bitiyeni var. İlker yemeyeceğim mi elmayı? Sen ye. Ben bu adamı araştıracağım. İlker! Dursan oğlum bir. İlker! Bırak gitsin Seba abi ya. Ne kadar elva, o kadar ziyafet. Allah'ım ya. Hadi Rüstem. Hadi aç şu telefonu. Nerede bu Allah'ın belası ayı? Hah? Rüstem. Neşet'in intikamını almak istiyordun ya. Elimize harika bir fırsat geçti. Dinle bak. Yapacağın iş, köyde evi basıp kızı kaçırmak. Anası babası da orada. İstediğini yap. Sonra bütün kozlar bizim elimizde olacak. Tamam canım. Şimdi ilk nur geldi. Köye gidecek. Eşyalarını hazırlamam lazım. Görüşürüz. Sana da kolay gelsin. Sen ne arıyorsun burada? Sen gitmeden eşyalarını hazırlayayım dedim kızım. Ben hazırlarım. Sen karışma. Sen bilirsin. Adres burası. Fıstık kızım benim. Babaannenle dedene çok selam söyle, tamam mı? Ellerinden öperim ikisinin de. Evet İlknur'cum, ellerinden öperiz. Tamam babacığım. Hadi bakalım. Hadi. Gel İlknur. Geç bakalım. Abi saniye. Onları götürmek için fotoğrafınızı çekeyim. Tamam çek o zaman. Çek bakalım. Kapıya dikkat et, tamam mı? Hiç merak etmeyin. İlknur bana emanet. Varınca haber veririz. Hayırlı yolculuklar Ayşegül. Sağ olun.